Herkese selamlar. Bugün bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Yakın zamanda Taxi Rush adında şu andaki oynadığımız oyun çıkışını yaptı. Oyun temelde aslında Crazy Taxi'ye çok benziyor ve bugün bunu inceleyeceğiz. İlk olarak menüye bakacak olursak zaten çok bir şey yok. Hatta neredeyse mobil oyunlardaki kadar sade. Yeni oyun ve ayarlar kısmı var. Onun dışında çıkış var. Yeni oyuna bastığımızda gördüğünüz gibi totalde 4 tane mod bizi karşılıyor. 3 dakika, 5 dakika ve 10 dakikalık challenge'lar var. Bunun yanında bir de serbest mod var. Biz şimdilik 5 dakikalık modu seçeceğiz. Arabalarda gayet çeşitli modern arabalar da var. Honda Civic var, Nissan Skyline, R35 var, Ford F-150, Raptor, Mustang'ler, Camaro'lar, her şey var. Ama tabi bu da sanırım oyunda belli bir süre ilerledikten sonra açılıyor. Onu da hep beraber göreceğiz. Biz şimdi şöyle bu dayıyı alacağız. Adamın adı da John Doredo, çakma Toretto, yani Dom Toretto'nun çakmasını yapmışlar. Oyun temel olarak dediğim gibi Crazy Taxi'ye benziyor ama böyle gördüğünüz gibi yürüyebiliyorsunuz falan. Hemen ilk müşterileri alalım. Ben daha öncesinden bu arada 4 tane müşteri bırakmıştım. Totalde 20 müşteri bırakmamız gerekiyor. Herkese ezdik anasını satayım. Bu da sanırım bize paraya mal oluyor olabilir. Mor alanlara götürmemiz gerekiyor müşterileri. Tek seferde böyle 3-4 tane müşteri de alabiliyorsunuz. Getirdim baba. İnininin. Hemen devam. Oyunun grafikleri falan bu arada harbiden çok güzel ama optimizasyon rezalet. Hani iyi bir bilgisayarınız yoksa muhtemelen FPS sorunları yaşayacaksınız. Bunun dışında çeşitli kameralar vesaire var. Onları da size göstereyim. Mesela kokpit kamerası var, bir de dışarıdan kamera var. Yani kokpit kamerayla bu tarz hızlı oyunlar oynanır mı bilmiyorum. Arcade bir oyun olduğu için, hatta ekstra arcade bir oyun olduğu için bence çok oynanmaz. Sakin baba. Bu arada arabayı zıplatma falan var. Crazy Taxi'de de vardı zaten hatırladığım kadarıyla. Oyun modern bir Crazy Taxi gibi diyebilirim. Soldan geldim. Müşteri varken müşteri alabiliyoruz mu acaba? Muhtemelen alabiliyoruzdur yani. Geldim. Bu arada etrafın parçalanması falan süper olmuş. Onu da söyleyeyim. Burada tek müşteri var. 7 müşteri var totalde. Şimdi diyelim ki oynadık. 5 dakika bitti. Kaldığı yerden devam ediyor. Yani müşteri sayımız kaybolmuyor. Muhtemelen 20 müşteri işini tamamladığımız zaman da yeni araba açılıyor olabilir. Baba sen ne giydin? Ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Dur. Dur lan dur. Lan artık dur. Lütfen dur. Maalesef ta nereye kadar uçtuk, hala ilerlemeye devam ediyoruz ve su altında da ilerliyoruz çok saçma bir şekilde. Geriye döneceğiz. Yani mekaniksel anlamda oyunun gördüğünüz gibi bazı sıkıntıları var ve çeşitli rampalar vesaire koymuşlar. Buna rağmen birazcık tuhaf olmuş. Önce mekanikleri bir düzeltseymişsiniz iyi olurmuş yani. Eleman indi, haklı olarak indi. Baba gel, seni düzgün götüreceğim hadi. Bu arada şehirde polisler falan da var ama yani bir halta yaramıyorlar herhalde. Polis kovalamacası hiç görmedim. Ben de gerçi oyunu 5-10 dakika falan oynadım en fazla. Çok fazla oynama şansı bulamadım. Videoda rahat bir şekilde hani böyle ilk kez inceleyelim diye. Heyecanı kaçmasın diye. Yani muhtemelen ben bu oyunu iade edeceğim gibi duruyor. Çünkü güzel oyun, evet zevkli oyun ama artık bu tarz oyunlar beni çok fazla sarmıyor, öyle söyleyeyim size. 2 dakikamız var, 8 müşteri. 3'lüyü alalım. Atla. Lan bir tanesini ezdik, Allah kahretmesin. Polis amca, vallahi ben bir şey yapmadım. Bu arada polise çarpsanız falan bile peşinize takılmıyor. İnsanların ezilmesi falan da güzel bir ayrıntı olmuş. Crazy Taxi'de sanki kaçabiliyorlardı ya. Çok hızlı bir şekilde kaçıyorlardı yani, öyle hatırlıyorum ben. Şuradan mı ilerleyeceğiz? Devam. Bir de oyunda serbest mod var. Vakti hani bağlı kalmadan, süreye bağlı kalmadan rahat bir şekilde 20 müşteriyi mesela yerlerine ulaştırabilirsiniz. Şöyle geriye döneceğiz. Bu arada kanalda farklı oyunlar oynamaya devam edeceğiz. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan çıkacağım. Mekaniksel anlamda falan aslında hani sürüş mekanikleri anlamında çok kötü değil oyun ama daha demin mesela bir atladık yani durduramadık kendimizi, öyle söyleyeyim size. O tür şeyler düzelirse daha iyi olabilir. Sağ çaprazda mı dayı? El alemin en hızlı taksicisi geldi. Taksici Bragne. Akasya durağından sonra iş bulacağız. Sizi ben bir ezeyim mi? Allah, yanlışlıkla oldu. Lan bir de şeyleri çok zevkli yapmışlar anasını satayım.
İnsanları ezmek oyun oynamaktan daha zevkli yani. Devam devam devam. Polis amca sen de ayakta uyuyorsun ama. Hop. Oyun mesela online olsaymış çok güzel olurmuş. NOS falan da var bu arada, onu söylemeyi unuttum. Çok fazla basmıyorum duramadığımız için ama. Oyunda NOS falan da var yani. Gördüm gördüm gördüm. Of fena vurdum. Arabada damage almıyor. Çatlat doğalgazı. Çatlat doğalgazı kolonuna dinlesin. Sağ tarafta Ronda yazıyor. Ronda dediği de Honda zaten. Yani 20 müşteri tamamladığımızda Honda Civic açılacak. Öyle söyleyeyim size. Son 20 saniyemiz var. Eğer yakınsa bırakırım ablacığım. Hadi. Atla atla atla. Çabuk atla. Haydi. Oo, sen Toto'yu kaldırana kadar var ya. Muhtemelen zaten görev süremiz doldu yani. Gördüm gördüm gördüm. Çık be. Çık 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 çık. Lan 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 lan. Geldim. Vallahi getirdim. Son saniyede getirmeyi başardım ve totalde 12 müşteriyi bırakmışız. Şimdi ne yapacağız? Serbest moda geçeceğiz. Orada kalan 8 müşteriyi de tamamlarız ve Honda Civic'i açarız. Serbest modun olması da şu anlamda bir artı. Hani isterseniz canınız sıkılırsa rahat bir şekilde gezip tozabiliyorsunuz. Baba bunlar Colpacino'daki tiplere benziyorlar. Colpacino 2'de var ya. Her biri farklı kıyafetler giymiş böyle. Tövbe estağfurullah. Neyse götürelim. 3 müşterimiz var. Ha tabii müşterilerin belli bir zamanda ulaştırılması lazım. Yani 60 saniyede bunları ulaştırmak gerekiyor. Bas baba bas 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 bas. Nasıl bir tarikata girdik belli değil anasını satayım. Şuraya bak. Hop geldik. Atla 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 atla, daha diğerleri var. Etrafın kırılıp dökülmesi harbiden güzel olmuş. Yani stres atabileceğiniz bir oyun olmuş özetle ve 2 dolarlık bir fiyatı var. Pardon pardon. Olur böyle. İş kazası diyelim. Nereden gidiyoruz acaba? Baba soldan mı gidiyorduk? Navigasyon kaymıyor yalnız. Son 20 saniye. 14 müşteriyi bıraktık. Bunu da bırakırsak ki yetiştik gibi bir şey. Güzel olacak. Oğlum her yer kırılıyor, bir burası kırılmadı. Gerçi o da kolon yani normal de. Tamam bunu da bıraktık. Hemen bize müşteri lazım. Haritada yeşil olanlar müşteri bu arada. Sağ tarafta olması lazım şurada. Ha yok, bunlar rampa, tamam. Yeşil olanlar rampaymış. Hemen müşteri aramamız lazım. Geldim geldim geldim. Atlayın babalar. Bu sefer 2 kişi. Müşterilerin tipleri birazcık tuhaf. Ona yapacak bir şey yok. Devam devam devam. Oyunda bir de gece gündüz döngüsü de var sanırım. Şu anda mesela bayağı bir karardı etraf. Ve zaten sağ üst tarafta zaman da var. Kamerayı da sağ yön tuşlarıyla birlikte değiştirebiliyorsunuz şöyle. Sağa sola daha doğrusu çekebiliyorsunuz. Hemen geldim ablacığım. Bu arada ben bu görevleri tamamlayayım. 20'ye ulaştırayım, bir de Honda Civic'te bir 3 dakikalık modda oynayalım. An itibariyle Honda Civic'te açıldı. Gördüğünüz gibi üstü açık olan model bir de. Aslında 3 dakika boyunca yarışmamıza falan gerek de yok. Daha doğrusu müşteri almaya da gerek yok. Arabanın sesi bu arada gayet güzel. Oha baba, kaç metre yükseklikten atladık belli değil lan. Direksiyon falan, kokpit detayları harbiden güzel olmuş. Aslında oyunu iade edecektim ama muhtemelen iade etmeyeceğim. Arada açar oynarım. Özellikle hani streslendiğim zamanlarda açar birazcık kafa dağıtırım diye düşünüyorum. Ama Honda Civic de gayet güzel. Yani isterseniz eğer bunu arada size video olarak da atabilirim. İsterseniz mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.